Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Özellikle son zamanlarda benden çok istediğiniz bir video ile beraberiz. Sizlerle beraber uzun zaman sonra tabletlere yakından bakacağız ve burada inceleyeceğimiz tabletler öğrencilere yönelik olacak. Her fiyattan alınabilecek en iyi tabletleri kısa kısa inceleyeceğiz. İster lise ister üniversite hiç fark etmez. Her kullanım alanına göre en mantıklı tabletlerden bahsedeceğim ve özellikle de uygun fiyatlı bir tablet arayışındaysak burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta RAM diyebilirim. Tabletlerde RAM miktarı işlemci kadar önemli ve 2023 yılında artık kesinlikle 4 GB RAM'in altına düşmemek gerekiyor. 3 GB veya 2 GB RAM'li bir tablette oyun olarak değil, YouTube'da video izlerken, not tutarken genel bir kullanım için bile yeterli gelmiyor. Aldığınız tabletin sizi uzun vadeli götürmesini istiyorsanız kesinlikle bu listenin altına düşmeyin. Listedeki tüm tabletlerin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Benim burada belirlemiş olduğum alt limit 5000 TL diyebilirim. Bu bütçenin altına kesinlikle düşmeyin. Sizce bu tarz tablet incelemelerinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tablet serisinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi ilk olarak alınabilecek en uygun fiyata en başarılı modeli yani Honorpad X9'u görüyoruz. 11.5 inç IPS Full HD Plus bir ekranla gelirken 120 Hz tazeleme hızını 5000 TL bandında bir tablette görebilmek gerçekten önemli bir artı. Ekranı kullanırken gayet akıcı hissettiriyor ve Yonga seti kısmında da Snapdragon 685'i görüyoruz. Oyunlarda düşük orta grafik arasında 30-40 FPS bandında bir deneyim veriyor. Honorpad 9 çok ısınmıyor ancak performans olarak da çok yüksek değil. Tabii ki fiyatını oranla düşündüğümde sunmuş olduğu performans ve ekran kalitesiyle kesinlikle fiyatını hak ediyor. 6 hoparlörle gelmesi de ses deneyimini, ses kalitesini arttıran detaylardan biri. Kameralarda online derslerde ve toplantılarda iş görecek düzeyde ve bu fiyat bandında genel anlamıyla sunduklarına baktığımda PDF okumak, not tutmak ve arada bir oyun oynamak için alınabilecek fiyatına oranla tek mantıklı tablet. Bütçeniz biraz daha yüksekse yani 5000 ile 10.000 aralığında da Huawei'in en güncel modeli olan MatePad 11 önümüze çıkıyor. Bana sorarsanız bu cihazın en önemli artısı klavye beraber gelmesi. Klavye aynı zamanda bir kılıf görevi de gördüğünden aldıktan sonra herhangi bir aksesuar masrafımız da olmayacak. Ancak bildiğiniz gibi Huawei'de Google ambargosu var. Yani Google uygulamalarını normalde çalıştıramıyoruz. Ancak MatePad 11'de YouTube, Google fotoğraflar, Gmail gibi uygulamalar rahatlıkla çalışıyor. Yani bu tablette Google desteği yok gibi bir düşünceniz olmasın. 11.5 inç 2.2K çözünürlüğün yanında %100 sRGB ve 120 Hz tazeleme ile beraber geliyor. Performans anlamında da MatePad 11 fiyatına oranla çok çok iyi seviyede. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile karşılaşıyoruz. 8 GB RAM 128 GB depolama ile de fiyat performans yönünde de kesinlikle muazzam bir cihaz diyebilirim. Açıkçası bu tarz uygun fiyatlı tabletlerde kamera yönünde çok bir beklentiniz olmasın. Ama 4K 30 FPS video kaydı ve fotoğraf kalitesiyle de kötü bir deneyim sunmuyor. Sadece performans ve ekran olarak değil, MatePad 11 arayüz olarak da kullanım kolaylığı yönünden de bir bilgisayar gibi kullanabiliyoruz ve 10.000 TL altında bir bütçeniz varsa MatePad 11 gerçekten alınabilecek en mantıklı tablet. Ancak bence 10.000 TL ve üstünde bir bütçeyle iPad'ler harici başka hiçbir tablete bakmayın. Çünkü batarya, performans, dayanıklılık ve uzun ömürlük anlamında iPad'ler piyasanın zirvesinde. Evet, ekran kalitesi olarak Samsung tarafında iPad Pro'ları bir kenara bırakırsak daha iyi cihazları bulabiliyoruz. Fakat çoklu işlemler, video kurgu veya yazılıma başlamayı düşünüyorsanız iPad'ler kesinlikle en iyi tercih diyebilirim. Hangi iPad almak daha mantıklı? Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Ama en uygun fiyata en mantıklı iPad'de net şekilde iPad 9. 10.2 inç 2K'nın üzerinde çözünürlüğü ve True Tone desteğiyle renk doygunluğu, görsel deneyim anlamında bu fiyatlardaki en iyi tablet. Bana sorarsanız iPad 9'un da en önemli avantajı A13 Bionic ile beraber gelmesi. Burada yapay zeka destekli ve oldukça performanslı bir işlemciden bahsediyorum. A13 Bionic oldukça güçlü bir işlemci. Bu tableti aldığınızda en az 5-6 sene sorunsuzca kullanabilirsiniz. iPad'ler iPhone'lardan da çok daha uzun ömürlü. Çünkü iPad'lerde güncelleme desteği 6-7 yıla kadar da çıkabiliyor. iPhone 6S işlemcili iPad
iPad 5. nesil bile en son güncellemeyi aldı. Yani iPad 9'da en kötü ihtimalle iPadOS 20'yi alacak. Yani şu andan itibaren 5 yıllık bir güncelleme desteğinden bahsediyorum. 3 GB RAM sizi kesinlikle şaşırtmasın. iOS ekosisteminde 3 GB RAM fazlasıyla yeterli. Android tarafının 8 GB'ına denk diyebilirim. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir kasma donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Batarya ömrü de ortalama bir kullanımda 2-3 günde bir şarj edebiliyoruz. Ve listede en güncel ve en ucuz iPad olan iPad 10'a da yer verdim. iPad 10 A14 Bionic işlemcisi ve 4 GB RAM ile artık klasik tasarımdan kurtulan çerçevesiz tasarımıyla 14.000 bandında alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. Fakat ben buna rağmen iPad 10'u pek önermiyorum. Onun yerine biraz daha ekleyip iPad Air almak bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü şu anda 25.000 bandında gördüğümüz MacBook Air'deki M1 çipi hiçbir kırpılma olmadan iPad Air'a konumlandırılmış ve bu işlemcinin gücüne baktığımda A14 Bionic ile arada çok büyük bir fark var diyebilirim. Şu anda tablet piyasasının da en güçlü ikinci işlemcisi. iPad 10 ile de iPad Air arasında fiyat farkı çok az olduğundan tableti de alıp uzun vadeli kullanacaksanız kesinlikle bu farka değecek. Zaten performans anlamında söylenebilecek herhangi bir söz yok. Burada oyunları geçtim. 4K 60fps videolarınızı dahi hiçbir kasma donma yaşamadan en hızlı şekilde render alabileceğiniz taşınabilir bir iş istasyonu diyebilirim. iPad Air ile yapabileceğiniz şeylerin neredeyse sınırı yok. Evet, bu donanıma, bu performansa 60 Hz ekran bir dezavantaj olabilir. Fakat diğer sunduklarına baktığımda açıkçası bu fiyatları alabileceğimiz en iyi tabletten bahsediyorum. Ancak benim mimarlara ve özellikle de grafik tasarımcılara tavsiyem kesinlikle iPad Pro. Eğer mimarlık, grafik tasarım için bir tablet arıyorsanız iPad Pro kesinlikle en mantıklı tercih diyebilirim. Açıkçası hem çizim hem de performans anlamında iPad Pro'dan daha iyi herhangi bir tablette bulunmuyor. 120 Hz ProMotion ekranı ve DCI P3 renk uzayının %100'ünü kapsaması ve sunduğu ekran kalitesiyle bu fiyat bandında mükemmel bir deneyime sahip. iPad Pro her anlamda en iyi tablet diyebilirim. Burada M2 çipi ile beraber de kendi fiyat bandındaki pek çok laptopa da kafa tutabilecek seviyede. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile başladığını belirteyim ve 1 TB'a çıktığımızda da RAM 16 GB'a yükseliyor. Ama iPad Pro'ya zar zor çıktım diyorsanız da 128 GB'lık modeli tercih edebilirsiniz. Çünkü harici SSD'lerle de depolama sorununu çözebiliyoruz. Ve şu ana kadar tabletlerin kameralarına çok fazla değinmedim. Ama iPad Pro diğer tabletlerden çok daha ayrı bir konumda diyebilirim. Burada bir içerik üreticisi için de yardımcı kamera olarak kullanılabilecek 4K 60fps desteği ile bir tableti oranla oldukça başarılı bir video performansına sahip. Lidar sensörüyle de mimarlıkta, çizim derslerinde de kullanabilirsiniz. Evet dostlar, sizlerle beraber her bütçe için alınabilecek en iyi tabletleri kısa kısa inceledik ve genel anlamıyla listeye baktığımda da gerçekten fiyatına oranla en iyi cihazları seçmeye çalıştım ve listedeki tüm tabletlerin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu tarz tablet incelemelerinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.